Gaziantep'te hayata geçirilen Kınalı Eller Çilek Kokuyor projesinden faydalanan 20 kadın çilek üreticisi oldu. Benim oğlan da adaşsın ha sen. Gaziantep deyince hep bereket, hep bereket akla geliyor. Ve şu anda da yine Gaziantep'in bereketli topraklarında deprem ilçesi olan İstahya'nın İdilli köyündeyiz. İdilli köyündeki yetişici kardeşlerimizle birlikte, aynı zamanda İstahya'da 4 köyümüzde, il ve ilçe müdürlüklerimizle yapılan eğitimle birlikte 4 köyden yaklaşık 20 tane kardeşimizin 20 dekar alanında çilek yetiştirici için elimizden geldikçe destek verdik. Bu desteklerini bizden esirgemeyen başta Sayın Bakanımız İbrahim Büyümaklı Bey olmak üzere GAP idaremize ve Büyükşehir Belediye'mize de şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet, burada bir emek var, çilek var ve bu çilekle birlikte şu anda çok güzel bir ekonomi var. Az önce sordum değerli kardeşlerimize, ne kadar çilek aldınız dedim. Vallahi çok çilek aldık dedi. Şu anda biz daha hesap etmedik. Fiyat ne kadar? Şu anda 70-75 liraya satıyorlar. Bizim de amacımız buydu. Kınalı Eller Çilek Kokuyor projesinde bereketli ellerin tarlaya değmesiyle birlikte çok güzel bir gelir elde etmesi. Amacımız yine İstahya'da deprem bölgesindeki bu kardeşlerimizin gerçekten tarıma katkısını daha ileri bir pozisyona getirmekte. Bu kardeşlerimizin, kadın kardeşlerimizin, çiftçilerimizin, ablalarımızın Kınalı Eller Çilekle Buluşuyor projesinin asıl amacı buydu. Kendi aile bütçelerine ve aynı zamanda şehirle ilgili, depremle ilgili burada bir problemi artık akıllarından çıkartsınlar. Burada üretime katkıda bulunsunlar dediğimiz anda bu kardeşlerimizin hepsi eğitimde gönüllü olarak yer aldılar. Bizler de liderlik yaptık. Bu kardeşlerimizi bu arazilerinde çilek tarlalarını oluşturduk ve şu anda da görüyorsunuz nimetinden faydalanıyoruz. Bereketli topraklarda bereketli ürünler elde ediyoruz. Kınalı Eller Çilek Kokuyor projesine destekleri için yaptık bu işlerimizi. Çok güzel gitti. Elimize hemen yetişiyor yani. 40 günü içinde alıyoruz mahsulünü. Fideleri verdiler sağ olsunlar. İlaçlarını da verdiler. Gübrelerini de aldık. Kaplarında, kasalarında her şeyi temin ettiler sağ olsunlar. 2,5 dönüm gibi bir yerimiz var bizim. Satıyoruz. Alıcı olanlar telefonla bile haber etseler gönderiyoruz. Antep'e kadar gidiyor. Sipariş üstüne de gönderebiliyoruz. Kafeler alıyor. Her yerde alıyor yani duyduktan kiri. Kendi evimizde de çileğimizin leçerini yaparız. Eşe dosta da veririz. Her şeyimize yetiyor yani. Depremden sonra çok iyi geldi. Sağ olsun arkadaşların yardımıyla, sizlerin yardımıyla. Kendi ekonomimizi böyle geçimimizi sağlıyoruz. Hem teselli oldu bize. Hani severek yapıyoruz. Evde durmaktan sıkılıyorduk zaten. Bir de bu olunca daha çok sevindik. Çileklerle uğraşmayı hem katkıda bulunuyoruz. Maddi manevi çok iyi geldi bana. Eşim suluyor. Ben budamasını falan yapıyorum. Beraber topluyoruz. Eşim satmaya gidiyor. Yani öyle geçimimizi sağlıyoruz. El birliğiyle bütçemize bir katkıda bulunuyor, hanemize büyük bir gelir sağlıyor. Elhamdülillah. Yardımcı olanına herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Aynen beraber yaptık işte sulamasını, dikimini. Çünkü bayağı zahmetli bir iş. Hani tek başına yapabileceğimiz bir iş değil. Allah razı olsun işte GAB İdaresi'nden, İl Tarım Müdürlüğü'nden, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden. Yüksel Bey sağ olsun bizlerle bayağı ilgili. Kırsal kesimdeki köylerde bu gibi girişimler bayağı faydalı. Allah razı olsun. İnşallah devamını bekliyoruz. Şu an 2 dönüm aşağıda var. 1 dönüm de burada var. Toplamda 3 dönüm yerimiz var. Şu an bahçesinde 70 TL'ye gidiyor ve siparişlere gerçekten yetişemiyoruz. Yani doğal bir şekilde yetiştiriyoruz. Gübre falan kullanmıyoruz.